Merhaba. Bu araziyi hatırladınız mı bilmiyorum. Bana komşu olan bir arazi. Komşumuz buraya bir hobbit evi yapmak istiyor biliyorsunuz. Daha önce paylaşmıştım sizlerle. Bu konudaki gelişmeleri aktarmak istiyorum. Çünkü eminim ev yapmak isteyen, bu taraflara yerleşmek isteyen arkadaşlarımızın çok fazla işine yarayacaktır. Birazdan bazı konuları özetle geçeceğim. Aynı konularla alakalı çok fazla soru geliyor. Bu yüzden daha önce de belirtmiştim. Kanala abone olduğunuzda bu konularla alakalı zaten bütün videolar önerilen olarak karşınıza çıkacaktır. O yüzden lütfen öncelikle onlara göz atın. Zaten sorulan soruların geneli o videolarda cevaplanmış durumda. Şimdi buradaki yıkıntılardan hemen anlayabileceğiniz gibi geçmişte burada tapuya kayıtlı bir ev vardı. Dolayısıyla aklı ilk gelen biz detaylı tadilat izni alalım. Buradaki evi tamamen kaldıralım. Bunun yerine yapılmak istenen yapının projesini sunup onay alalım. Fakat olmadı arkadaşlar. Neden olmadı? Çünkü burası köy yerleşim alanında değil, kırsal yerleşim alanında. Dolayısıyla kırsal yerleşim alanındaki yapılara genel itibariyle detaylı tadilat izni verilmiyor. Bu yüzden biz detaylı tadilat izni alamadık. Bunun tamamen yıkımı yapılacak. Tamamen hafriyatı kaldırılacak buradan, döküntüsü kaldırılacak. Onun ardından sıfırdan yeni bir projeyle İmar Müdürlüğü'nün bize vermiş olduğu 75 metrekarelik bir yapı yapılacak arkadaşlar. Şimdi genel olarak prosedürlerden bahsetmek gerekirse, 75 metrekarelik bir yapıyı yine kafanıza göre gelip burada daha önceden ev vardı, hadi geleyim yerini yapayım, yapamıyorsunuz. Bunun da birçok formalitesi, birçok standardı var. Ben güncel fiyatlardan bahsetmeye çalışacağım sizlere ki işinize yarasın. Bakın bugün daha önce de bahsetmiştim sizlere. Siz doğrudan doğruya bir mimara gidip, eğer bu işleri bilmiyorsanız, hatta bir müteahhite gidip ya ben böyle bir ev istiyorum dediğinizde müteahhit zaten işi gereği bunu size kolayca çıkartabilir. Müteahhitlerin çalıştığı zaten inşaat mühendisleri vardır, mimarlar vardır, elektrik mühendisleri vardır, daha doğrusu komple ekipleri vardır. Onlar bu işi hallederler tabii ki belli bir kârı da ekleyip. Fakat siz ya ben kendim yapabilirim, kendim uğraşmak istiyorum diyorsanız devletin vermiş olduğu haktır bu. 5 yılda bir insan kendi evinin müteahhitliğini yapabiliyor. Yani müteahhit taahhütnamesini mal sahibinin kendisi verebiliyor. 5 yılda bir bu hak size verilmiş 500 metrekareye kadar olan yapılarla ilgili. Dolayısıyla müteahhite ihtiyacınız olmadan siz bunu yapabilirsiniz. Yine bu durumda akla ilk gelen şey bir mimara gidip bir proje hazırlatmak. Ama ben size şunu söyledim. Daha önce de söyledim bunu. Ben kendim o şekilde çalışıyorum çünkü. Güvenilir bir inşaat mühendisi bulun. İnşaat mühendisiniz bütün bunları size organize eder. Ben inşaat mühendislerinin bu konudaki güvenine, daha doğrusu bilgisine, en azından piyasa bilgisine daha fazla güveniyorum. O yüzden zaten inşaat mühendisimizin çalışmış olduğu çok çok becerikli mimar arkadaşımız var. Elektrik mühendisi arkadaşımız var. Dolayısıyla elektrik tesisatından statiğine kadar, mimari projeye kadar her şeyi bizim inşaat mühendisimiz zaten hallediyor. Kendisine de selamlar olsun. Her neyse arkadaşlar, dediğim gibi başlangıçta siz bir mimara gidebilirsiniz ya da benim yaptığım gibi bir inşaat mühendisine gidebilirsiniz. Bütün her şeyi onlar zaten sizin için organize edecektir. Tabii ki aynı zamanda LİKAP'a gideceksiniz, aplikasyon aldıracaksınız. Yaklaşık 2 hafta sürüyor bu. Bununla birlikte çeşitli araçlar var. Bunların yatırılması, toplam maliyeti size projelerle birlikte bugünkü piyasadan söylüyorum 75 metrekare bir ev için 25 bin lirayı buluyor arkadaşlar. Yani LİKAP'a ödeyeceğiniz para, belediye ödeyeceğiniz harç, mühendislerin çizimleri yaklaşık 25 bin lirayı buluyor. Bunu hemen net olarak size söyleyeyim. Belediyenin onay vermesi de, belediyeden onay almanız da yaklaşık 1 ay sürüyor. Bunu da hemen belirteyim. Yani sıfırdan ev yapacak bir arkadaşlar az önce söylediklerimi kulak verebilirler. Zaman içerisinde zaten eminim ki araştırmayla güzel, gerek taş ustası taş yapılacaksa, betonarme yapılacaksa güzel kalıpçılar, sonrasında ince işçiliği için gerekli ustalar bulunacaktır. Ama tabii ki ben hiçbir şeye karışmayayım diyorsanız doğrudan doğruya zaten bu işin ehli bir müteahhite gidip bu işleri yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Bakarsınız ileride ben çıkarım karşınıza, belli olmaz. Her neyse, şimdi konuya dönecek olursak, buraya detaylı tadilat izni verilmedi. Dolayısıyla yıkılıyor, yeniden proje sunulacak. Projemiz hazır. Projemiz ilerleyen günlerde inşaat mühendisimiz sağ olsun projelendirecek resmi olarak, başvurular yapılacak. Peki ortaya nasıl bir yapı çıkacak? Hemen şöyle göstermeye çalışayım. Bakın son itibariyle aynen şu gördüğünüz bölümde, şu an fotoğrafta gördüğünüz yapı oluşturulacak. Belki birebir olmayacak ama buna çok yakın özelliklerde bir yapı olacak arkadaşlar. 75 metrekarelik 2+1 taş yapı olacak. Peki bu taş yapının maliyetleri neler olacak? Kısaca ondan da bahsetmek gerekirse ki biz genel olarak hemen böyle maliyet kısmını öğrenelim diye merak eden bir topluluğuz arkadaşlar. Ondan da bahsetmek gerekirse daha önce sizlere söyledim bu konuyu. Taş evle alakalı en büyük sıkıntı taş ustası bulmaktır.
onu buluyorsanız zaten bu konuda sorun yaşamazsınız. Pek çok taş ustası var. İyi kötü artık bunlarla ilgilendiğim için sağ olsun birçoğuyla irtibat halindeyiz. Bazıları şu an bizim işimizi yapıyor. Bir ay sonra müsait olacak ustamız burada az önce belirttiğim yapıyı yapmaya başlayacak. Arkadaşlar toplamda 300 ton taş gelecek buraya. Bizim şu anda yaptığımız hesaba göre 300 ton taş ile 75 metrekarelik bir evin çatı hariç geri kalan kısımlarını, ki çatı zaten taş olmayacak, geri kalan kısımlarını halledebileceğiz diye umuyoruz. O şekilde hesapladık. Burada ustamız bizden çift cephe için yığma taş duvar için arkadaşlar metrekare başına 100 lira fiyat alacak. Bunu belirteyim, ben kendi adıma 100 liradan daha ucuz bir usta bulamadım. Dolayısıyla bana makul geldi şu anda. Geçtiğimiz günlerde size şu örneği vermiştim. Gizli sıvayışlar için genel itibariyle burada 300 lira fiyat isteniyor. Ama normal bildiğimiz standart yığma taş duvar için de benim bulduğum en uygun fiyat en azından 100 liraydı arkadaşlar. Biz de buraya yığma taş duvar yapacağız. Fakat bunun öncesinde yaklaşık 12 bin lira maliyetle su basman yapılacak. Tabii ki demirli olarak su basman yapılacak. Onun da hemen bilgisini vereyim. Şu taraf tesfiyesi yapılacak. Hafriyatı kaldırılacak. Oraya su basman yapıldıktan sonra yaklaşık 300 tonluk bir taşla ustamız buraya gelip 4 kişilik ekiple metrekaresi 100 liradan arkadaşlar taş evin yapımına başlayacak. Zaten ana hatlarıyla çatısı hariç tabanı var. Duvarlarımız hazır olduktan sonra hemen umuyorum ki kendi ustamız çatısını yapacaktır. Eğer müsait olursa kendisi de çatısını yapıp geri kalan ince işçiliklerine başlayacaktır ki zaten ev yapılırken bütün tesisat aynı zamanda duvarlarla birlikte duvarların içerisinde. Diyordum ki arkadaşlar arama girdi, lütfen kusura bakmayın, her defasında uçak modunu alacağım ama unutuyorum. Genel itibariyle bir eve başlamadan önce ama taş olsun ama beton arma olsun yapılacak işlemleri sıralamaya çalıştım. Umarım ki işinize yarayacaktır. Önümüzdeki günlerde burada zaten az önce görselini paylaştığım yapıyı güzel bir şekilde oluşturmaya çalışacağız. Şu an toplamda 4 tane inşaatla ilgilenmeye çalışıyorum. Yakında 5.'si olacak. Umarım ki çok kısa bir süre içerisinde hem tadilatını tamamlayacağımız ev hem yeni yapılan inşaatlardan birinin detaylı halini sizlere gün be gün paylaşacağım. Tabii ki buradaki Hobbitvari taş evi de yine aynı şekilde sizlere paylaşmaya çalışacağım. Şu konudan kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü ciddi derecede kafa karışıklığı var ki bu kafa karışıklığına sebep olan yine bizleriz aslında. Çok fazla kaynağı araştırdığımız için, çok fazla kaynakta da birbiriyle çelişen bilgiler olduğu için maalesef kafamız karışıyor. Şimdi bakın, çok kısa bir şekilde neden tarlaya, hangi tarlaya ev yapılır, neden yapılmaz, nasıl yapılmaz bunu böyle çok özetlemeye çalışayım sizlere. Bir, eğer araziniz, daha doğrusu tarlanız, arazi vasfınız tarlaysa, köy yerleşim alanı içindeyse ve kadastral yolunuz varsa orada zaten kuvvetli, muhtemeldir ki yapı izni vardır. Bunu imar müdürlüğüne sorup öğrenebilirsiniz. İki dönüm olabilir, bir dönüm olabilir, büyüklük önemli değil. Ama tarlanız köy yerleşim ya da kırsal yerleşim alanı dışında. Dolayısıyla herhangi bir imarı yok. Bu durumda 5 dönümden büyükse ve kadastral yolu varsa bu kez arazi vasfı değişikliğiyle, yani tarla vasfından çıkacak şekilde imar müdürlüğüne başvurup onların yönlendirmesiyle il tarım müdüründen alacağınız onayla o tarlaya 75 metrekarelik ve belediyelerin bazen inisiyatifine göre 125 metrekarelik bağ evi yapabilirsiniz. Tek katlı olmak üzere arkadaşlar. Yani kısacası imarsız bir tarlaya 5 dönümden yukarıysa ve kadastral yolu varsa imar müdürlüğüne gidip onların yönlendirmesiyle il tarım müdürlüğünden işte tarlada çeşitli meyve ağaçlarının bulunmasıyla siz ekebilirsiniz bunları. Bağ evi izni alabiliyorsunuz. Genel itibariyle 75 metrekare oluyor. Ama bir de şunu soran arkadaşlar var. Ben gittim 20 dönüm istediler bağ evi izni için. O çok farklı bir şey. Sizin tarlanız var ve arazi vasfının tarladan çıkmasını istemiyorsunuz. Çünkü destek alamazsınız, teşvik alamazsınız, hibe alamazsınız tarladan çıktığı zaman. Bazı çiftçi arkadaşlar için söylüyorum. Dolayısıyla sizin tarla vasfından çıkmaması gerekiyor. İşte o zaman devlet diyor ki, madem ki tarla vasfından çıkmasını istemiyorsun bağ evi için, o zaman bana en az 20 dönüm bir tarlayla geleceksin ve kadastral yolun bulunacak. İkisi farklı şeyler. Bunları lütfen karıştırmayalım. Yani sizin tarlanız varsa, 5 dönümden büyükse, kadastral yolu varsa, köy yerleşim alanında olsun olmasın bağ evi izni alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tarla vasfınız değişmesini istemiyorsanız en az 20 dönümlük bir tarlanız gerekiyor. Aradaki fark bu. Umarım ki faydalı olabilmiştir. Demin de söyledim. Bu konularla alakalı zaten çok detaylı videolar paylaştık. Bunları abone olduğunuz zaman karşınıza çıkacaktır. Görebilirsiniz. Aşağıda gördüğünüz mısır tarlası olduğu gibi kalacak. Yani zaten bu taraflara yerleşen ya da benim bir şekilde yardımcı olmaya çalıştığım insanlar buralara gelip de go-kart pisti yapmayacaklar arkadaşlar. Zaten kendilerince buraya gelip yeşilin içinde tarımla şununla bununla uğraşmayı isteyen, bu taraflara değer katmaya çalışan, belki de hakkı verilmemiş birçok toprağın hakkını vermeye gelen arkadaşlar. Dolayısıyla ben kendi adıma seviniyorum. Çünkü bazı insanlar şey gözüyle bakıyor, ya köye geldi talan edecek. Ben talan etmedim. Ben yıllardır sürülmeyen toprakları sürdüm. Burada da birçok kişiyle çok güzel ilişkilerimiz oldu. Daha ileri nasıl taşıyabiliriz?
Hangi ceviz daha iyidir? Hangi mısır daha iyidir? Salep yetiştirebilir miyiz? Şu anda bunun mücadelesini veriyoruz. El değmemiş toprakları işlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla zaten bu şekilde benim gibi doğayı aç, tarım aç bir sürü insan olduğunu biliyorum. O yüzden paylaşmaya, yardımcı olmaya çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalıştıklarım belki yardım isteyen ya da yardım ihtiyacı olan arkadaşlarımızın %1'i değildir. Yetişemiyorum, lütfen kusura bakmayın. Gurur duyuyorum. İnsanlar değer verip mesaj atıyorlar. Çok teşekkürler ama vallahi yetişemiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Lütfen kusura bakmayın bu konuda. Umarım ki her bölgede, sadece bu taraflarda değil, her bölgede gerçekten doğayı aç, ağacı aç, toprağı aç, insanlar gelir. Buradaki toprakların değerine değer katarlar. Kendilerinden bir şey sunarlar. Bu tarlalar, bu topraklar bir adım öteye gider. Bunun gerçekten ihtiyacı var. Çünkü genel itibariyle bütün yöntemler geleneksel. Çok fazla verimli olmayan yöntemler. Pek çok tarla burada sadece yılda bir kesite buğday ekiliyor ya da yulaf ekiliyor. Halbuki verimler çok verimli topraklar. Özellikle sulama sistemi yapılmıyor bu taraflarda. Yapılırsa ki su da var. Gerçekten böyle o tarlalar çok daha fazla ürün verebilir hale gelir. Her neyse, Hobbit evinden, daha doğrusu taş evden ve prosedüründen sizlere bahsetmeye çalıştım. Kendinize dikkat edin. Umarım ki en kısa sürede yeniden görüşmek üzere.